Evet, genel tekrarlarımızda sonuncu konu, Çağdaş'ın da beşinci konusu, küreselleşen dünya ile arkadaşlar genel tekrarlarımıza artık devam ediyoruz. Son konumuzun tekrarını yapıyoruz. Küreselleşen dünya. Evet, başlayalım. SSCB'nin dağılma nedenleri. Neden Sovyet İmparatorluğu dağıldı? Birincisi, Amerika ile girdiği nükleer silah rekabetinde ekonomisinin ciddi anlamda hasar görmesi. İkincisi, birliğe üye devletlerin bizzat Sovyetler Birliği'nden ayrılma çabaları. Üçüncüsü, halkta oluşan ideolojik ve sosyal çöküntü. Dördüncüsü, Sovyetlerin Afganistan'ı işgali üzerine. Buradaki yenilgisinin Sovyetlerin hem prestijini hem ekonomisini ciddi anlamda tahrip etmesi, yani Sovyet ekonomisini de Sovyetlerin prestijini de Afganistan'daki yenilgi ciddi anlamda bozuyor arkadaşlar. Ve son olarak aynı zamanda Amerika'nın Sovyet füzelerini uzaydan vurma projesi olan Yıldız Savaşları projesine karşı SSCB'nin herhangi bir proje gerçekleştirememesi, psikolojik üstünlüğün Batı bloğuna geçmesine ve SSCB'nin dağılmasında çok ciddi anlamda etkili olmuştur diyorum. SSCB'nin dağılma nedenlerini bu şekilde açıklıyorum. Genel itibariyle dikkat ediyorsanız büyük bir gücü batıran en önemli şey artık o gücün o kadar da büyük olmadığını dünya tarafından anlaşılması. Bunu ekonomik anlamda görüyoruz, siyasi anlamda görüyoruz. Prestiji düşen bir devletin artık ekonomisi de ciddi anlamda zarar görmüş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da SSCB'nin de dağılma nedenlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Devam edelim. SSCB'nin son lideri arkadaşlar, şu gördüğünüz şahsiyet bu yaşlılık zamanına denk geliyor. Ben bunu gençlik zamanında biliyorum. Mihail Gorbaçov. Mihail Gorbaçov arkadaşlar. Evet. Glasnost ve Perestroika. Mihail Gorbaçov 1987'nin hemen başında Sovyet sistemini, yani komünist sistemi açık ve şeffaf hale getireceğim. Daha fazla demokrasi, daha fazla insan haklarına önem vereceğim diyor. Bu amaçla Glasnost denilen şeffaflık politikasını açıklıyor. Aynı zamanda komünizmin içinde kalarak Sovyet sistemini yeniden yapılandırmaya dayanan, komünist parti dışındaki kişilerden de devlet memuru olabileceğini açıklaması, aynı zamanda Sovyet sisteminin yeniden yapılandırılması ve dizayn edilmesine anlayışına dayanan Perestroika'yı ilan ediyor. Şeffaflık Glasnost, Perestroika Sovyet sistemini yeniden yapılandırma. Bu aslında Sovyetlerin dağılmasını engelleme çabalarından bir tanesi. Mihail Gorbaçov bunu yapıyor arkadaşlar. Devam edelim. SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türk devletleri. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bu önemli. Birincisi Azerbaycan. Ardından Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan. Bana çok sık gelen bir soru. Hocam Tacikistan Türk devleti değil mi? Değil arkadaşlar. Tacikistan Türk devleti değil. 5 tane SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olan Türk devleti var. İlki zaten Azerbaycan. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan diyorum. 5 tane devlet. Devam edelim. Bağımsız devletler topluluğunun oluşmasını sağlayan deklarasyon. Evet, bağımsız devletler topluluğunun oluşmasını sağlayan deklarasyon Alma Atı Deklarasyonu. Alma Atı Deklarasyonu arkadaşlar. Evet. Şangay İşbirliği Örgütü. Şimdi bu örgütün ilk adı Şangay Beşlisi'ydi. Yani kimler vardı içerisinde? Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan vardı. Fakat 2001 yılında bu örgüte Özbekistan da katılınca dediler ki Şangay Beşlisi, Şangay Altılısı olmaz. Şimdi altılı ganyan gibi bir şey olacak mı diyorlar. Ondan dolayı da diyorlar Özbekistan'ın katılımıyla biz bu örgütün adını Şangay İşbirliği Örgütü koyalım diyorlar. Özbekistan'ın da katılımıyla örgüt Şangay İşbirliği Örgütü adını alıyor. Evet, devam edelim. TİKA. Özellikle arkadaşlar 1992'den itibaren Türkçe konuşan ülkeler başta olmak üzere dost ülkeler, akraba topluluklar,
kültürel bakımdan özellikle kendimize yakın hissettiğimiz topluluklarda kalkınma çabalarını desteklemek, bu ülkelerin piyasa ekonomisine geçişini kolaylaştırmak, bu ülkelerde bizim kültürümüze ait izlerin ortaya çıkarılmasını sağlamak gibi birçok fonksiyonu var. Mesela Orhun abidelerinin bulunduğu bölgeyi bakın restore eden TİKA'dır. Gene Balkanlarda birçok özellikle Osmanlı eserinin restorasyonu TİKA tarafından gerçekleştirilmekte. Nedir bu? Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ydı ilk kurulduğunda. Şu anki adı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Mesela diyelim ki Tuva Türkleri var. Bunlardan Rengeyi istiyorlar. Bunlar Rengeyi temin ediyorlar. Ya da Lübnan'da mesela bir küçük Türk topluluğu var. O Türk topluluğunun Türkçe öğrenmesi için kurslar açıyorlar. Mesela Sudan'da arkadaşlar hastane. Sudan'daki özellikle bizim kültürel bakımdan yakın hissettiğimiz insanlar. Dolayısıyla da orada da hastane açıyorlar. Bu şekilde hizmetleri var TİKA'nın. TİKA'nın arkadaşlar şu anki başkanı Serdar Çam. Evet, şu anki başkanı Serdar Çam diyorum. Bundan önceki başkanı ise Hakan Fidan'dı. Yani şu anki MİT müsteşarı oluyor. Evet, devam edelim. Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin kurucusu. Azerbaycan'da bağımsızlık hareketinin bir bakıma 91'deki bağımsızlık hareketinde en önemli etkiye sahip şahsiyet. Azerbaycan'da Rus askerlerini çıkaran, Türkiye ile ilişkileri mükemmel olan bir şahsiyetten bahsediyorum size. Allah rahmet eylesin, Ebul Feyz Elçi Bey. Resimde gördüğümüz özellikle Azerbaycan'ın milli lideridir kendisi diyorum arkadaşlar. Ebul Feyz Elçi Bey. Evet. Biz iki devlet, tek milletiz sözüyle Türk-Azerbaycan yakınlığını belirten devlet adamı, bugünkü Azerbaycan devlet başkanı olan İlham Aliyev'in babası olan Haydar Aliyev arkadaşlar. Bu sözü söyleyen Haydar Aliyev. Azerbaycan'ın bugünkü devlet başkanının babası oluyor Haydar Aliyev. Evet, devam edelim. Dağlık Karabağ sorunu ve Hocalı katliamı. Şimdi arkadaşlar, 1980'li yılların sonunda 1989'da Ermenistan parlamentosu Dağlık Karabağ bölgesinin kendi toprakları içerisinde gösteriyor. Buna Azerbaycan Türkü özellikle o bölgedeki kardeşlerimiz tepki gösteriyorlar. Dağlık Karabağ Ermeni toprağı değildir. Dağlık Karabağ Azerbaycan Türklerinin toprağıdır şeklinde. Ve Ermenilerle Azerbaycan Türkleri arasında çatışma başlıyor. Bu çatışmada Rusya diyor ki iki tarafta silahlarını bana teslim etsin diyor. Azerbaycan Türkleri silahlarını teslim ediyorlar ama Ermeniler silahlarını teslim etmiyorlar. Bunun üzerine Dağlık Karabağ'ın Hocalı köyünde 1992 yılında Ermeniler masum, silahsız Azerbaycan Türklerini katlediyorlar. Bu katliama Hocalı katliamı deniliyor. Çok şükür ki bu sene Dağlık Karabağ meselesi de büyük ölçüde hallolmuş oldu. Azerbaycan Türkleri Ermenistan'dan hakları olan bu toprağı kopardılar, söke söke aldılar diyoruz. Evet, devam edelim. Azerbaycan'ın milli şairi arkadaşlar Bahtiyar Vahapzade. Belki size genel kültürde gelebilecek bir soru, ne olur ne olmaz. Bahtiyar Vahapzade'yi de isim olarak bilmemizde fayda var. Devam edelim. Gönüllü olarak kendi nükleer tesisinden vazgeçen Türk Devleti. Bu nükleer tesisin adı Semey Nükleer Tesisiydi. Bu nükleer tesisten gönüllü olarak vazgeçen Türk Devleti de Kazakistan arkadaşlar. Tekrar ediyorum, Kazakistan Semey Nükleer Tesisini kapatıyor. Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan arkadaşlar. Şimdi burada devlet başkanları, güncel devlet başkanlarından bahsedeceğim. Türkmenistan'ın devlet başkanı arkadaşlar Gurbanguly Berdimuhamedov. Özbekistan devlet başkanı Şevket Mirziyoyev. Ve aynı zamanda şu anki Kırgızistan'ın devlet başkanı Sadır Japarov. Sadır Japarov. Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, Özbekistan Şevket Mirziyoyev ve arkadaşlar geliyorum Kırgızistan Sadır Japarov diyorum. Evet. Kadife devrim.
1989 yılında Çekoslovakya'da kansız bir şekilde arkadaşlar halk hareketiyle Çekoslovakya'da komünist yönetim yıkılıyor ve demokrasi geliyor. 1989 yılında kansız, yumuşak bir geçişle meydana gelen bu olaya kadife devrim diyoruz Çekoslovakya'da. O dönemki adı Çekoslovakya'ydı. Sonradan 93'te arkadaşlar Çek Cumhuriyeti ve Slovakya diye ayrıldı. Ardından bu Çek Cumhuriyeti'nin adı da yakın dönemde Çekya olarak değişti. Devam edelim hocam. 4 artı 2 anlaşması. Şimdi bu anlaşma aslında Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığı barış anlaşması. 4 kim? İngiltere, Fransa, Amerika, SSCB. 2 kim? Doğu Almanya ve Batı Almanya. Bu şekilde bir barış anlaşması imzalıyorlar. Ardından da zaten 2 Almanya birleşecektir arkadaşlar. Dolayısıyla da bu anlaşmayla da Almanya 2. Dünya Savaşı'nda sonra bir barış anlaşması tarzında anlaşmayı imzalamış oluyor. İngiltere, Fransa, Amerika, SSCB, Doğu Almanya, Batı Almanya. 4 artı 2 dediğimizde bu oluyor. Evet. 2 Almanya'nın birleşmesinde etkili olan Alman şansölyesi, yani bizdeki başbakanı diyelim arkadaşlar biz ona, Helmut Kohl. Helmut K-O-H-L. Kohl. Tam da söyleyemiyoruz böyle. Helmut Kohl. Evet, devam edelim hocam. Maastricht Anlaşması. Bu anlaşma arkadaşlar temeli Avrupa Ekonomik Topluluğu olan bugünkü Avrupa Birliği'nin kuruluş anlaşmasıdır. 1992'de imzalanmış, 93'te yürürlüğe girmiş. Bu anlaşmayla birlikte Avrupa Birliği adını alıyor. Evet, Avrupa Birliği adını alıyor. Maastricht Anlaşması Avrupa Birliği adını alan anlaşma. Yani önceki Avrupa Ekonomik Topluluğu, önce Avrupa Topluluğu oldu. Bu anlaşmayla da Avrupa Birliği adını aldı arkadaşlar. Devam edelim. Maastricht ve Kopenhag kriterleri. Şimdi Avrupa Birliği Maastricht Anlaşması'yla kuruldu. Ardından Avrupa Birliği dedi ki bana üye ve üye olmak isteyen devletlerin uyması gereken bazı ekonomik kriterler var. İşte bu kriterler arkadaşlar Maastricht kriterleri deniliyor. Bir de diyor ki bana üye ve üye olmak isteyen devletlerin uyması gereken insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, piyasa ekonomisi, azınlık hakları gibi bazı benim kriterlerim var diyor. Kriterlerim var diyor. İşte bu kriterlere de arkadaşlar Kopenhag kriterleri deniliyor. Evet, yani birliğe üye ve üye olmak isteyen devletlerin uyması gereken kriterleri belirtiyor burada. Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na, yani Avrupa Birliği'nden önceki Avrupa Birliği'nin adı, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ilk üyelik başvurusu Adnan Menderes hükümet döneminde, yani Demokrat Parti döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtiyorum. 1959 yılında. Devam edelim hocam. Euro'yu kullanmayan Avrupa Birliği üyeleri. Şimdi burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. İsveç, İngiltere, Danimarka bu devletler. Eyvallah, tamam, ama şu anda zaten arkadaşlar İngiltere de Avrupa Birliği'nin içinde değil. İngiltere Brexit denilen bir süreçle Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Dolayısıyla da artık şu anda Avrupa Birliği içinde olmasına rağmen Euro'yu kullanmayan ve bunu taahhüt etmeyen devlet kim oluyor? Devletler Danimarka ve İsveç oluyor. Zaten İngiltere bugün Avrupa Birliği'nde değil artık. Brexit'le gene söylüyorum Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Devam edelim hocalarım. 1985'te ölen Arnavutluğun komünist lideri, katı bir komünizm anlayışıyla Arnavutluğu yönetiyor, Enver Hoca. Evet, Enver Hoca. Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşma. Evet. Bosna Savaşı ile alakalı arkadaşlar, Bosna Hersek'in milli marşıdır biraz önce çalan. Bu savaşı bitiren anlaşma Dayton Anlaşması. Dayton diye yazılıyor arkadaşlar. Peki bu anlaşma kimler arasında? Boşnak lider, Bosna'nın bilge lideri Aliye İzzet Begoviç, Hırvat lider Tuçman ve Sırp lider Slobodan Milošević arasında imzalanan anlaşma
Dayton Anlaşması diyorum. Devam edelim hocam. Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan devletler. Şimdi arkadaşlar bakın burada bunları görüyoruz. Bakın Yugoslavya'nın dağılmasıyla ilk bağımsızlığını kazanan devlet Slovenya arkadaşlar. İlk Slovenya çıkıyor. Ardından Hırvatistan ve Bosna Hersek. Bunlardan sonra Sırbistan. Ardından Karadağ, Sırbistan Karadağ'dı, bir bütün halindeydi arkadaşlar. Karadağ. Ardından arkadaşlar bakıyoruz biz Makedonya ve son olarak Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan son devlette 2008 yılında arkadaşlar Kosova oluyor. Yani şöyle sayacak olursak Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve son olarak 2008 yılında Kosova oluyor. Şöyle de bir toparlamış olalım en azından. Devam edelim hocalarım. Todor Živkov. Şimdi bu adam kim? 1989 yılında Bulgaristan'da yaşayan Türklere etmediğini bırakmayan, Bulgaristan'da yaşayan Türkleri Belen gibi kamplara alan, buralarda öldüresiye çalıştıran, buradaki Türklerin isimlerini, mahalle adlarını değiştiren, bunların Türkçe konuşmalarını yasaklayan, resmen Bulgaristan'daki Türklere yaşadıkları yerde hapis hayatı yaşatan bu şahsiyet, amacı itibariyle Bulgaristan'da yaşayan Türklerin Bulgaristan'dan kendi ifadesiyle söylüyorum gitmesini sağlamak. Hani o ne diyor? Defolup gitsinler diyor buradan diyor. Çünkü diyor 10 sene sonra Bulgaristan'da diyor başbakanı bunlar belirleyecekler diyor. Onun için de Bulgaristan'daki Türklere yaptığı baskıyla Bulgaristan'daki Türklerin bir bakıma Bulgaristan'dan zulümden dolayı çıkmasına neden olan Türklerden neden olan şahsiyet bu. Yani Türkler 300 bin tane Bulgar Türk'ü 1989 yılında bunun yaptığı zulümden dolayı Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Todor Živkov o dönemde Bulgaristan'ı yöneten şahsiyet. Lafı da çok dolandırdım ama evet devam edelim. Nicolae Ceaușescu. Romanya'nın özellikle Komünist Partisi'nin başındaki şahsiyet. Romanya'yı yöneten şahsiyet. 1989 yılında arkadaşlar Romanya'da meydana gelen halk olayları sonucunda Romanya'da ilk önce tutuklanan daha sonra halk hareketleriyle birlikte bir mahkeme sonucunda kurşuna dizilen eski Roman devlet başkanı Nicolae Ceaușescu 1989 yılında eşiyle beraber kurşuna dizildi. Kurşuna dizilme görüntüleri arkadaşlar bu da. Roman Devlet Televizyonu yayınlamıştı bu görüntüleri. Evet. Çekiç güç. Amerika'nın 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde ve İran kuzeyinde güvenliği sağlamak amacıyla oluşturduğu arkadaşlar bir askeri teşkilat bu. Peki içinde kimler var bu çekiç gücün? İngiltere, Fransa, Amerika ve Türkiye'nin içinde bulunduğu askerler var. Çekiç güç bölgeye konuşlanıyor. Ki çekiç gücün bölgeye konuşlanmasından sonra zaten ciddi anlamda arkadaşlar burada terör faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Çekiç güç bu açıdan önemli. Yani Körfez Savaşı'ndan sonra, 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İran kuzeyinde güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan askeri teşkilat, askeri güç unsuru. İçinde İngiliz, Fransız, Amerikan ve Türk askerleri var. Devam edelim. Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan doktor ve siyasetçi kendisini arkadaşlar bir kazada kaybediyoruz. Doktor Sadık Ahmet. Batı Trakya Türklerinin bir bakıma en önemli temsilcisidir. Doktor Sadık Ahmet. Evet. Bunu da söylemiş bulunalım. Devam edelim hocam. Yaser Arafat. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önemli lideri. 1988'den itibaren Filistin Devlet Başkanlığı'na adaylığını koymuş ve Filistin Devlet Başkanı olarak
Filistinli siyasi açıdan İsrail'e karşı savunmuş Filistin Kurtuluş Örgütü lideridir arkadaşlar. Şu ana kadar hiç sorusu gelmedi. Gelebilir mi Yasir Arafat? Gelebilir. Özellikle diplomatik çabalarıyla İsrail'le özellikle Filistinler arasındaki mücadelede çok önemli bir isimdir. Filistin Kurtuluş Örgütü'nde de çok aktif bir şekilde bulunmuş, örgütünde lider olmuş. Oslo görüşmeleri nedir? Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar resmi görüyorsunuz. Taraflar Oslo görüşmeleri dediğimiz görüşmelerde yani İsrail tarafı, Filistin tarafı ilk defa birbirlerini halklarının temsilcisi olarak tanıdılar. Yani İsrail tarafı Filistin'in temsilcisi olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nü yani Yasir Arafat tanıdı. Yasir Arafat da İsrail'in temsilcisi olarak bugünkü, o günkü İsrail devletini yöneten şahısları tanımış oluyor. Yani taraflar birbirlerini halklarının temsilcisi olarak, karşılıklı olarak tanımış oluyorlar. Oslo görüşmeleri dediğimiz süreç arkadaşlar bir bakıma Orta Doğu barış süreci diye bahsedilen sürecin içerisindeki bir durum. Taraflar birbirlerini halklarının temsilcisi olarak tanıdılar diyorum. Evet devam edelim hocam. İntifada iki defa meydana gelen bir gelişme bu. 1987 ve 2000'de İsrail'e karşı Filistinlilerin ayaklanması anlamına geliyor arkadaşlar. Filistinler biliyorsunuz bugün İsrail'in işgali altındaki bölgelerde ya da İsrail'in soyutladığı bölgelerde yaşıyorlar. Dolayısıyla iki defa İsrail'e karşı genel bir ayaklanma olmuş. 1987 ve 2000'de. Bu genel ayaklanmaların adına Araplar intifada diyor. Evet, intifada. Evet, İsrail'e karşı ayaklanma. Devam edelim hocam. Anna polis toplantısı 2007 yılında. Filistin'in o günkü devlet başkanı olan Mahmud Abbas İsrail'le görüşüyor ve iki devletli çözüm esasını konuşuyorlar. Anna polis toplantısı dediğimiz toplantı iki devletli çözüm esasına dayanıyor. Yani İsrail devleti de olsun ama Filistin devleti de olsun. Ancak bu Anna polis toplantılarında herhangi bir sonuç çıkmıyor. Evet, onu da söylemiş bulunalım. Annan planı Birleşmiş Milletler'in arkadaşlar genel sekreteri Kofi Annan 2004 yılında olayı ben çözeceğim diyor. 1954'ten beri sorun oldu bu artık diyor. Başımıza bela oldu bu sorun diyor ya. 50. yılında ben bu olayı çözeceğim diyor. Adam bir plan hazırlıyor Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri Kofi Annan. Planda diyor ki birleşik bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulsun. Bu cumhuriyetin bakanlıklarının 1/3'ü de Türklere ait olsun. 2/3'ü Rumlara ait olsun diyor. Ama Kıbrıs Adası birleşsin. Yani bu bölünme ortadan kalksın diyor adam. Şimdi bu tabii bu adam önerisini sunuyor, planını sunuyor. Bu plan halk oylamasına gidiyor. Adana, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafındaki Türk tarafı bu plana evet diyor. Rum tarafı hayır diyor. Onun için bu plan devreye girmiyor. İyi ki de girmemiş. İyi ki de girmemiş yani. Yoksa gidiyormuş Kıbrıs. Kyoto protokolü. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi çerçevesinde sera gazlarının salınımını engellemek, aynı zamanda çevre kirliliğini engellemek, küresel ısınmayı engellemek için Japonya'da özellikle toplanıyor devletler, bir araya geliyor ve bu protokolü imzalıyorlar. Türkiye'de bu protokolü imzalayan devletler arasındadır. Kyoto protokolü. Evet arkadaşlar, çevreyle ilgili dikkat edelim. Devam edelim hocam. 2007'de Türkiye'de kopyalanan koyun. Ney bu? Ablalar oyalama yapıyorlar. Hani böyle işleme yapıyorlar. Oyalı. Oyalı. İlk kopyalanan koyun Dolly. Ama bizim kopyaladığımız kadar uzun yaşamamış o. Bizim kopya daha uzun yaşıyor. Kopya dedin bak. Yani olay bizde biter yani. Bizim olayımız farklıdır kopya dediğin zaman. Koyunun adı Oyalı arkadaşlar. Evet. Güzelmiş de. 1987'de yapılan referandumla siyasi yasağa kalkan politikacılar. Hatırlıyorsanız arkadaşlar 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bazı politikacılar siyasi yasaklarla getirilmişti. Bu siyasi yasaklarla getirilen politikacılar kimdi arkadaşlar? Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş'ti. İşte şimdi Necmettin Erbakan
Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Bülent Ecevit'in 1987'de halka soruyorlar. Bu insanların siyasa yasağı kalksın mı kalkmasın mı diye halk diyor ki kalksın diyor. Dolayısıyla da bu liderlerin siyasi yasakları kalkıyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Nuri Bilge Ceylan. Cannes Film Festivali'nde yüzümüzü güldüren yönetmen. Evet. Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu, Kış Uykusu gibi filmlerle Cannes Film Festivali'nde ödüller almış ünlü yönetmenimiz arkadaşlar. Evet, Nuri Bilge Ceylan. Devam edelim hocam. Cep Erkülü. 3 olimpiyat şampiyonluğu, sayısız Avrupa ve dünya şampiyonluğu, Türkiye'nin halterde efsanesi. Cep Erkülü aynı zamanda Bulgaristan'daki zulümden dolayı Türkiye'ye göç etmiş bir, daha doğrusu iltica etmiş bir sporcu. Naim Süleymanoğlu diyorum arkadaşlar. Naim Süleymanoğlu. Devam edelim. Çeçenistan Bağımsızlık Savaşı'nın lideri ve Çeçenistan'ın ilk devlet başkanı, kendisi şehit ediliyor Ruslar tarafından 1996 yılında, Cevher Dudayev. Evet, Çeçen Bağımsızlık Savaşı'nın lideri Cevher Dudayev. Evet, biraz önce de arkadaşlar görmüştük. Demir Lady, Avrupa kıtasında ilk kadın başbakan kimdir bu? İngiliz başbakanı. Avrupa kıtasında ilk kadın başbakanıdır bu arada. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Zaten bir öğretmen tipi var ama öğretmen değil. Margaret Thatcher. Evet. Stanislav Petrov. Kimdir Stanislav Petrov? Sovyet radar üssünde bir görevli. Bir anda radardan Amerikan füzelerinin geldiği şeklinde kendisine yanındakiler haber iletiyor. Bir bakıyor 3-4 tane görüntü böyle gerçekten de yaldır yaldır geliyor. Allah Allah diyor adam. Kafayı çalıştırayım diyor. Amerika diyor saldırırsa bize diyor füzelerle 3 tane 4 tane füzeyle saldırmaz. Yüzlerce füzeyle saldırır diyor. Burada bir şey var diyor. Burada bir şey var diyor adam. Ve diyor ki üstlerini durumdan haberdar etmiyor Stanislav Petrov. Diyor ki üstlerimi haberdar etmeyeceğim. Çünkü üstlerini haberdar ettiği an Sovyetler düğmeye basarsa Amerika'ya yüzlerce füze gidecek. Bu ne demektir? Dünyanın nükleer bir savaşa girmesi demektir. İşte böyle bir ortamda kendisi inisiyatif alarak Stanislav Petrov arkadaşlar üstlerini haberdar etmiyor. Bunun üzerine ne oluyor? Arkadaşlar adam haklı çıkıyor. O Sovyet radarlarına yansıyan görüntüler bulutların arasındaki güneş ışınlarıymış. Yani Amerika'nın gönderdiği bir füze müze falan yokmuş ortada. Öyle olunca da bu adam bir bakıma dünyayı nükleer bir savaşın eşiğinden kurtarıyor. Dünya vatandaşlığıyla ödüllendiriliyor. Kendisi dünya vatandaşı unvanını da alıyor Stanislav Petrov. Evet. İsa Yusuf Alptegin kimdir? Bugünlerde özellikle arkadaşlar Çin zulmüyle gündeme gelen Doğu Türkistan davasının önemli bir lideridir arkadaşlar. Bunu da söylemiş bulunuyorum. Evet. Genel tekrarlarımızı küreselleşen dünyayla bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin.